Evet. 9. sınıf 1. ünite Almanca C1'den devam ediyoruz. Länder und Sprachen Ülkeler ve diller. A'nın üstünde iki tane nokta olduğu zaman E olarak okunuyor. Länder normalde Land ülke. Länder ülkeler. Şıbrahe dil. Şıbrahen diller. Bunu neden şı diye okuyoruz? Daha önce söyledik. A kalın bir harf olduğu için başı da kalın. Şıbrahe. Eğer şıbrahen konuşmak fiilinde olduğu gibi olsaydı ne diyecektik? Şıbrahen. Buradaki e olsaydı bunu şıp diye okuyacaktık. Kalın olduğu için şıp diye okuduk. Evet. Şimdi bakıyoruz. Meine Klassenfreunde, benim sınıf arkadaşlarım. Sırasıyla dört öğrenci kendisini tanıtıyor. Ivan, Michel, Onur, Belinda. Evet. Bakalım. iki fiilimiz var. Kaç? Bir, iki, üç, dört tane fiilimiz var. Burada önemli olan çekimleri bunların. Şipreyen fiili konuşmak. Ben, sen, o biz, siz, onlar. Ich spreche, du sprichst, er, sie, es spricht, wir sprechen, er Ben konuşuyorum, sen konuşuyorsun, o konuşuyor, biz konuşuyoruz, siz konuşuyorsunuz, onlar konuşuyorlar. Buradaki iki tane z var. Bunun küçük olanı onlar, büyük olanı kibar. Aynı V. Z'deki gibi sizin isminiz nedir? İhaize Berinda Belinda diye cevaplıyordu. Burada da cümlenin başında değil tabi. Cümlenin ortasında eğer S harfi büyük bir şekilde Z yazılmışsa kibarca karşısındakine nezaket itibariyle soruyor demektir. Şimdi fiilimiz şifre mastar halinde konuşmak Sondaki en mastar yapıyor bunu. Fiilin kökü şifre. Common gelmek. Fiilin kökü com. Gel. Sondaki enler mastar eki. Hyson bir isme ada sahip olmak. En mastar. Hepsini fiilin köklerini yazdık. Sonra ekler yerleştireceğiz. Şu zayn fiili İngilizce'deki to be olmak fiili gibi. Bu ayrı istisnai bir fiil. Bunun dışındakilerin çoğu hep aynı. Bir iki tane istisna dışında. Bir tekil şahıslarda E harfi getirdik. İş şiprehe. Ben konuşuyorum. Evet, buradakiler de aynı olduğu için üçüncü tekil şahıstan başlamış. Şey, evet, çoğuldan başlamış. Ben sen o, biz siz onlar. Evet, burada çoğullardan başlamış. Kolay olduğu için. İş şiprehe, iş komme, iş hayse, hepsinin sonunda da E geliyor. İkinci tekil şahıs ST geliyor. Du şipri sen konuşuyorsun du kommst sen geliyorsun du heißt senin ismin üçüncü teki şahıs hepsinde de t geliyor er sie es spricht er sie es kommt er sie, es heißt ve çoğul Bir sprechen burada çoğulda ve nezaket bildirenlerde kelime mastar halinde sprechen sprechen kommen kommen heißen heißen biz siz onlar çoğulda n siz derken t geldi burada da t geldi burada da t geldi kırmızı sadece bizim aklımızda tutmamız gereken nokta püf nokta şu kırmızı harfle yazılanlar sondaki n'i attık mastar eki o fiilin dördünde de fiilin kökü kaldı. Yanlarına bir de e, ikinci tek şahısta s de, şahıs Est, üç de t. Çoğul da n, evet t, sonra n. Zaten iki tane aynı. Zayn fiili bu ayrı. Wir sind, ihr seid, sie sind. Biz, siz, onlarda değişik aldığı hal. Evet, bağlacımız da değişiyor. Wo'nun oturmak, ikamet etmekte Nerede oturuyorsun? In Deutschland, Almanya'da oturuyorum derken Almanya'nın artikli yok. In Deutschland. Avrupa'da iki tane ülke: Die Schweiz, İsviçre ve Türkiye, The Türkay Kelimelerin artikli var. Cümle içinde kullandığımız zaman tabii ki o ismin hallerine göre değişimi oluyor. Eve gidiyorum, evden geliyorum, evdeyim derken nasıl ismin hallerine göre ekler değişiyorsa burada da di Türkay ne oldu? in der Türkay. Dere dönüştü. Her kelimenin artikeli var demiştik daha önceden. Almanya'da oturuyorum derken in Deutschland, Türkiye'de oturuyorum derken in der Deutschland. Gelmek komun. Nereden geliyorsun sorusu woher kommst du? Ich komme aus Deutschland. Almanya'dan geliyorum. Aus der Türkay. Türkiye'den geliyorum. Gene aynı şekilde Türkiye'de ve Türkiye'den derken der oldu. Evet şimdi ülkelerimize bakacağız. Buraları daha sonra dolduracağız. Önce dinleme metnimize göre bakalım. Kendilerini tanıtmışlar. Her text ilk olarak Mihail Evet tabi bunu birçok ülkede herkes diline göre. Kimi Michel Fransa'da Michel diye. Başka yerde Mihail diye. Al İngilizler Michael diye. Herkes kendine göre okur bu isim. Evrensel bir isim. Mihail. İhaize Mihail benim ismim Mihail. Ich komme aus Deutschland. Almanya'dan geliyorum. Ich bin Deutscher. Almanım. Ich spreche Deutsch. Deutsch. Almanca konuşuyorum. Deutsch. Almanca. Deutscher. Alman. Erkek. Deutschland. Almanya. Deutsch. Deutscher. Deutschland. Ich heiße Michael. Michel. İkisi de olur. Ich komme aus Deutschland. Almanya'dan geliyorum. Ich bin Deutscher. Ich spreche Deutsch. Evet. Ich heiße Ivan. Benim ismim Ivan. Ich komme aus Russland. Ich komme aus Russland. Rusya'dan geliyorum. Ich bin Russe. Rusum. İşprehe spreche Russisch. Bakın buradaki harf E olduğu için bunun başına da şi diye çıkarttık. Şiprehe. Şiprahe de Lender und Şiprahe ünitenin başında yazıyordu değil mi? Lender und Şiprahe. Ülkeler ve diller. Şiprahe dil. Orada A olduğu için şıp diye okuduk başını da. Burada E var ortada. Şip diye okuduk. İşprehe Rusiş. Rusish. Bütün genelde dillerin son hepsi Spanish, Rusish, Türkish. Bir tek şu Almanca farklı Deutsch. Onun dışındakiler bu şekilde. Sonu işle bitiyor. Chinesish, Çince. Fransızish, Fransızca. Evet. English, İngilizce. Sadece bir iki tane istisnanın dışında hepsi sonu işle bitiyor. Evet. Rus Rusiş. Rusça konuşuyorum. Rusça biliyorum. Ich bin Russe. Ben Rusum. Russe. Russe. Evet. Rus. Ich komme aus Rusland. Rusland. Rusya'dan geliyorum. Ich heiße Ivan. Üçüncü dinleme metnine baktık. Burada iki kişi var bu defa. Çoğul. Diğerleri tek. Ich heiße benim ismim Hasan ve das ist Onur. Bu da Onur. Wir kommen aus der Türkei. Biz. Üçüncü, evet. Çoğula göre yapmış. Ben, sen, o. Biz, siz, onlar. Wir kommen aus der Türkei. Biz Türkiye'den geliyoruz. Wir sind Türken. Biz Türküz. Öncekiler ben, sen, o. Üçteki şahsa göre yapılmıştı. Şimdi artık çoğula göre Wir sind Türken. Biz Türk'üz. Bu da çoğul hali. Wir sprechen Türk'iş. Biz Türkçe konuşuyoruz. Und Deutsch. Türkçe ve Almanca konuşuyoruz. Türk'iş. Türk'iş. Und Deutsch. Türkçe ve Almanca konuşuyoruz. Biliyoruz. Türken. Türk'üz. Bu tabii bu kelimenin çoğulu. Türkay, Türkiye. Evet, dördüncü metnimize baktık. İhaize Belinda. İhkomme aus Bakın burada A olduğu için bunun başını nasıl okuduk? Ş diye okuduk. Şipanien. İhkomme aus Şipanien. Belinda. İhkomme aus ben İspanya'dan geliyorum. İşbin Şipanyerin belinde kız olduğu için Şipanyer erkek Şipaniyer'in bayan İspanyol. Sonlara -in geldi. Hepsinde mi geldi? Hepsinde gelmiyor tabii ki. Değil mi? Onda da istisna var. Bir iki kelime istisnalı olanlar var. İşbin Şipanyerin İşbin Şipaniyer'in. evet bu ülkeler ve dillerle ilgili videoda bütün bu ülkelerin ve dillerin ve Buradaki şahısların uyluklarına hepsi var. Ayrıca bu videolarda 6-7 dakikalık bir Avrupa'daki uluslar ve belli başlı tanınmış ülkeleri kapsayan bir video. İspanyol'un ben İspanyolum. Ishiprehe Spanish. İspanyolca. Spanish. İspanyolca konuşurum. Şimdi bununla ilgili tabloyu doldurmamız isteniyor. Name isim. Land ülkesi. Şıprahe. Şıprahem konuşmak şıprahe değil. Burada A olduğu için gene Ş'ı diye çıkardık. Şıprahe değil. Bakalım ilk olarak ne var? Hasan Unut Onur. İki kişi. Ülkesi Di Türkay. Türkay. Türkiye. Konuştuğu diller. Türk und Deutsch. İki tane dil. Evet burada şifrahen dememiş. Şifrahe demiş. Dil genel olarak. Türkiye şu Türkçe ve Almanca. Ivan Evet burada ülke bayrakları da var. Rusland. Rusya ülkesi. Land. Buraya göre cevaplıyoruz. Şifrahe. Konuştuğu dil. Rusiş. 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 Evet Rusça. Mihail. Ülkesi Deutschland. Deutschland. Şiprahe. Dil. Doç. Konuştuğu dil Almanca. Doç. Verilenin Doç. Biz Almanca öğreniyoruz. Bir şiprahen Doç. Biz Almanca konuşuyoruz. Belinda. İspanyol. Ülkesi. Şipanyen İspanya. İspanya. Şiprahe. Dil. Konuştuğu dil. Şipaniş Şipaniş İspanyolca Evet İnternasyonalismen Evet Bakıyoruz burada yani evrensel olarak kullanılan bu bütün dünyanın birçok yerinde şunlar kullanılıyor. Buradaki verilen kelimeler alta yazmamız istenmiş ama zaten Türkçe'de de bunlar çoğu bu şekilde okunuyor. Gitar Gitar gitare, pizza, pizza, biz de pizza diyoruz değil mi? Mikrofon, mikrofon, taksi, CD, hamburger, aynı zamanda Hamburg şehri de aynı yazılışlar bu şekilde. Bus, değil mi? Rus, Rusça'da veya İngilizce'de bus diyor. Burada bus diyor Bus, otobüs. Aynı şekilde altında yazılışlar var. Evet şimdi c 2 bu şekilde geçtik. C3'e baktık alfabemiz. Bu alfabemizin okunuşları da yanlarında zaten var. Bununla ilgili alfabe ile ilgili değil mi videomuzda vardı geniş kapsam olarak. Burada dikkat edeceğimiz konu sadece okunuşlar zaten yan taraflarda yazıyor. Umlaut burada dikkat edeceğimiz nokta A'nın üstünde iki nokta varsa E olarak okunuyor. Geri kalanlarda böyle bir değişme yok. Bu Ö, bu Ü, bu da çift S. İki tane S harfi yan yana. Şimdi buradaki zaten parçada işleyeceğiz biz bunu. Alfabeyi nerede kullanırız? Bizim ne işimize yarayacak bu? Mesela bir trafikte bir aracı park etmiş, önümüze koymuş adam yanlışlıkla anons ettireceğiz. Veya müşteri hizmetlerini aradık. Zonguldak Zesi, Adana'nın A'sı diye Almanca'da kodlama yapmıyoruz. Orada alfabe'ye göre harfleri S, R, M bu şekilde söylüyoruz. Şimdi zaten B'de de diyalogta da buna benzer bir örnek var. Lea ile Dimitri, Dimitri Ivanov ve Lea, Lea Alman, Dimitri Göçmen. Evet, Balkan ülkelerinden. Dimitri ismi Almanca'da olmadığı için kodlamasını istiyor. Lea. Şimdi i̇şte bununla ilgili diyaloğu doldurmamız istenmiş. Bakalım burayı bir dolduralım. Ve aynı zamanda ne konuşmuşlar? Bir bakalım. Lea. Hello. Here is Lea. Merhaba. Buyurun. Lea. Yani ben Lea'yım. Buradaki Lea. Telefonu açtığım zaman. Here is Lea. Hello Lea. Ich bin Dimitri. Merhaba Lea. Ben Dimitri'yim. Wie bitte? Wer sind Sie? Wie bitte? Wer sind Sie? Efendim anlamadım. Siz kimsiniz? Wie bitte? Efendim. Wer sind Sie? Wer bist du? Sen kimsin? Daha önce öğrendik. Bu kibarcası Wer sind Sie? Siz kimsiniz? Ich bin Dimitri, ben Dimitri'yim. Evet, bu buralardaki kırmızı harfle yazılanlar kitabımızda doldurulacak boşluklar. Wer sind Sie? Siz kimsiniz? Ich bin Dimitri, ben Dimitri'yim. Bu uzun kelimeleri kolay okumanın yolu bunu parçalara bölmek. Üç parçaya bölüp önce heceleyip sonra birleştirip tekrar okumak. Bu şta biren bu şta biren zibite kodlar mısınız lütfen heceler misiniz ya bu şta biren zibite ya evet d i m i t r y şu alfabedeki yazan Dimitri'ye karşılık gelecek olan ismi Şuradaki Dimitri'yi alfabedeki tek tek harf harf kodladı. Mesela Y harfini ypsilon diye. Nasıl? Bakın burada Üpsilon. Zaten yazılışlar yanlarında var. Evet. A Dimitri biz tu es. A Dimitri sen misin? Biz tu es. Evet şimdi ne yapmaya başladı? Hatırlamaya başladı. Ya ich bin es. Evet benim. Dimitri Ivanov. Hi Dimitri. Merhaba Dimitri. Wie geht es Nasılsın? Evet burada, burada arkadaş oldukları belli. Niye? Kibarca sormamıştı. Hatırladığı için, arkadaşı olduğu için burada samimi soruyor. Wie geht es dir? Nasılsın? Danke, gut. Teşekkür ederim. İyiyim. Und dir? Ya sen? Wie geht es dir? Danke, gut. Und dir? Nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Ya sen nasılsın? Kısaca sor. Soruda dir varsa und dir. Soruda du olsaydı, şuradaki gibi. Bakın, und du. Ya sen? Burada sözlük anlamı ve demek. Ve sen? tabi çevirirken anlamlı. Und du? Und dir? Danke, gut, und, dir. Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın? Mir geht es auch gut. Tabii. Wir geht es, de sorusuna nasıl cevap veriyor? Danke, es geht mir gut diyorduk. Burada dev cümle. Mir geht es gut, iyiyim. Mir geht es auch gut. Burada bir de ne var ilaveten? Auch. Deda. Teşekkür ederim, iyiyim demiş. Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Danke, gut. Und dir? Mir geht es auch gut. Ben deyim. Wonst du? Feele başladık. Wonst du noch in München? Hala München dem oturuyorsun? Noch, hala. Wonst du noch in München? Hala München dem oturuyorsun? Nein. Hayır. Ich wohne in Köln. Hayır. Nein. köln wohne Nein. Ich wohne in Köln. Könde oturuyorum. Und du ya sen soruda du karşılık olarak da du. Tol harika. Olağanüstü. Ich wohne auch in Köln. Ben de Könde oturuyorum. Ich wohne in Köln, Könde oturuyorum. Buraya auch ilave ettiğimiz zaman Ich wohne auch in Köln. Ben de Könde oturuyorum data. Good. Dan Bispal. İyi. Sonra görüşürüz. Yakın bir ara. Sonra görüşürüz. Tschüss. Tschüss. Evet. Bye bye. Bye bye. Evet. Burada Dimitri köyünde oturuyorum deyince Lea harika ben de köyünde oturuyorum deyip sevindi. Sonra bu bye bye. Dedi. Good. Dan Bispal. Sonra bir ara görüşürüz. Tschüss. Tschüss. Evet, şimdi bununla ilgili boşlukları doldurduk. Şimdi sorularımıza geçtik. Sorularımız. Parçaya göre cevapla. Ya evet, nine hayır demek. Fiilimiz mesela come'la başladı. Soru kelimesiyle başlarsa bu şekilde Ver, won, wo, wo ama fiille başlarsa won't, comes soru kelimesiyle değil de fiille da olabilir. Mesela komst du aus kön könden mi geliyorsun? Sana soruyor. Ya ich komme aus kön cevap vereceksek ya evet ya hayırla cevaplıyoruz. Komst du aus kön könden mi geliyorsun? Ya ich komme aus kön evet könden geliyorum. Nein hayır ich komme nicht aus kön Hayır. Kön'den gelmiyorum. Buraya sadece nicht eklediğimiz zaman ne oluyor? Olumsuz cümle oluyor. Nicht. Fiille soru sorduğu da olmuş. Burada won't olduğu gibi. Soru kelimeleriyle de ver, wo ile sor. Ver kim demek? Birinci soruya bakıyoruz. Ver şiprit am telefon. Telefon am telefon. Telefonda Buradaki bağlaç. Evet, telefonda derken am telefon. Ver şifreyi. Kim konuşuyor? Telefonda konuşan kim? Evet, kimdi? Bakıyoruz burada yazılışlar. Lea und Dimitri şifreyen çoğul olduğu için şifreyen tek kişi olsaydı şifreyi de olacaktı. Çoğul olduğu için birden fazla kişi Fiilimiz mastar oldu. Leon Dimitri şifren am telefon. Telefonda konuşanlar Lea ile Dimitri. Evet, ikinci soru. Nein, Dimitri won't need in München. Evet. Won't Dimitri, değil mi? Aksi yönde bir soru sormuş olması gerekiyor. Nein dediğine göre. Won't Dimitri in München. Dimitri Münih'te mi oturuyor? Want Dimitri in München. Münich'te mi oturuyor? Bakalım Münich'te mi oturuyormuş? Parçaya göre cevapladık. Dimitri nerede oturuyordu? Kön'de oturuyordu değil mi? Evet. Kön'de oturuyorum deyince Lea da ne yaptı? Çok sevindi. Nein Dimitri'yi sormuş. Dimitri ile alakalı cevaplayacağız. Öznemiz Dimitri. Nein Dimitri want özne sonra yüklem. Nicht olumsuzluk eki. In München. Hayır, Dimitri könde oturmuyor. Nein, Dimitri won't. nicht in München. Hayır, Dimitri Münih'te oturmuyor. Dimitri ist in Köln. Köln'de oturuyor. Bu da neyin cevabı? Şunun cevabı. Wo ist Dimitri? Wo ist Dimitri? Dimitri nerededir? Wo won't Lea? Lea nerede oturuyor? Üçüncü sorumuz. Wo is Dimitri? Dimitri nerededir? Dördüncü sorumuz. Wo won't Lea? Lea nerede oturuyor? Lea sevildiğine göre o da könde oturuyor. Değil mi? Lea won't in kön. Dimitri ist in kön. Evet. Şurada olduğu gibi eğer yazılışlarına bakacaksak bunu yazacaksak eğer. Buraya bakarak yazabilir. Dimitri. Ver evet. Wo is Dimitri? Dimitri nerede? Dimitri ist. wo sorusunun cevabı. Dimitri ist in Köln. Wo wohnt Dimitri de, dendiğinde de mesela Dimitri nerede oturuyor dendiğinde de Dimitri ist in Köln de diyebiliriz. Yani. Lea wohnt in Köln. Lea Köln'de oturuyor. Wo wohnt Lea? Wo ist Lea? Ama genelde böyle fiille uyumlu cevaplarsak daha iyi olur. Evet, burada ayrıca kitabımızda plakalar var. Son olarak buradaki o plakaların okunuşlarını burada alfabeye bakarak ve numaraları da okunuşları aynı yazıldığı gibi okunuyor. B V B 382 SK Das Kennzeichen Nummer 2 ist 57766CNS. WLGF1714. SDD286BN. YR5JEP. Evet, ne yapıyor? yapıyor değil mi? 06BDD1807. Bu kodlamaları yapmasak ne olur? Anlaşılmaz. Stuttgart'ın Ş'si, S'si diyemeyeceğiz tabii ki. Frankfurt'un F'si diye kodlama yapamayız Alman'a karşı. Bu soruları da kendimize göre cevaplamamız istenmiş. Evet, Demek ki okuduğumuz plaka numaraları burada alfabeye bakarak, sayılara bakarak, sayılar konusu ve alfabe konusuna bakarak buraları tekrar edebiliriz. Zaten parantez içerisinde bunların hangi harfler olduğu yazıyor. Bir iki istisna dışında hepsi yazıldığı gibi okunuyor. Evet, Haysan fiili ismi... Vono fiili oturmak. Du, sen sana sormuş. Du demek sen. Eğer soruda du varsa her zaman cevap neyle başlayacak? Ih ben. Heist du. Evet, wie heist du dememiş. Bakın bunun başında wie olsaydı senin isminle. Ama fiille başlamış. Heist du Ahmet. Senin adın Ahmet mi? Ya ja, ihaize Ahmet. Evet benim adım Ahmet. Nein ihaize nicht Ahmet. Hayır benim ismim Ahmet değil. Ich heiße, ich heiße. Nicht gelince değil. Wohnst du in Ankara? Ankara'da mı oturuyorsun? Ya, ja, evet diyorsan Ankara'da oturmak zorundasın. Eğer başka yerdeysen nein demek zorundasın. Ya, ja, ich wohne in Ankara. Evet Ankara'da oturuyorum. Nein, hayır. Ich wohne nicht in Ankara. Hayır, Ankara'da oturmuyorum. Wo wohnst du? Nerede oturuyorsun? Ich wohne in Antalya. Antalya'da oturuyorum. Şimdi bu uzun cümleyi tabii öğrenmemiz açısından bu şekilde verilmiş. Daha kısa olamaz mıydı? Olurdu. Nasıl olurdu? Wohnst du in Ankara? Nein dedik. Bunun sorduğu soruya cümleyi kapattık. Sonra cevabı veriyoruz. Nine. Cümle bitti. Şimdi nerede oturduğumuzu söyleyeceğiz. Ich wohne in Antalya. Ankara'da mı oturuyorsun? Hayır. Antalya'da oturuyorum. O şekilde de kısa bir şekilde cevap verebiliriz. Uzun vereceksek. Nein, ich wohne nicht in Ankara. Ich wohne in Antalya. Kısa cevap vereceksek. Nein, ich wohne in Antalya. Hayır, Antalya'da oturuyorum. Evet, bugünlük bu C3 konusu bit.